Evet başlangıç rehberimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Hız kesmeden devam edelim. Bunları tabi siz iler gün arayla izliyorsunuz. Ben hızlı hızlı çekeceğim çünkü bir önceki anlattığımı unutmak istemiyorum. Şimdi hızlıca geçmeden önce video benim baban olursanız sevinirim. Bu seri devam edecek gelmeye. Ben hızlı, hızlı çekeceğim ve her gün 11'de göndermeye çalışacağım. Ee, diğer videoların yanında bu seri devam edecek. Bir 10 gün 15 gün boyunca herhalde devam eder. 10-15 videoda biz bu seriyi bitiririz diyorum. Ve videoya başlıyorum. Bir yaptıktan sonra. Sizlere bugün karakter tanıtımlarını yapacağım. Karakterleri nerelerde nasıl kullanıyoruz? Hangi karakterler net ne işe yarıyor? Bu her karakteri ayrı ayrı göstermeyeceğim ama bazı seçtiğim karakterler var ve o karakterler hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum İlk karakterimiz Kayal oyuncak başlangıçımızda Kyle almamız gerekiyor çünkü gerçekten baya baya işlevli bir karakter sebebinden biri en önemli sebebi açıkçası zehirleme verebiliyor olması Kyle bir saldırı türü bir karakteri ama yine de Kayal'in saldırmaktan başka yaptığı bir sürü iş var nedir zehirleme Asıl olayı aslına bakarsan zehirleme. Neden? Çünkü zehirleme karşının maksimum canına bağlı vurduğu için sizin hasarınızın ne olduğunun zehirleme konusunda bir önemi yok. Bu ne demek? Ben de zehirleme verdiğim zaman sizlerle aynı hasarı vuracağım. Sen de zehirleme verdiğin zaman aynı hasar vuracaksın. 100 bin dolarlık bir hesapta yani 100 bin dolar yatırılmış bir hesapta aynı hasar vuracak zehirlemeyle. O yüzden 7'den 70'e zehirlemenin hasarı ee, zehir hassasiyeti haricinde değişmeyeceği için e, Kaelin konumu oyunun başlangıcında çok 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 değerli. Çünkü zehirlemesi gerçekten baya baya fazla vuruyor. Bu Kayle özelinde değil. Bu zehirleyen bir sürü ekstradan karakter var. Örneğin bunlardan biri de daha Tumlord. Tumlord da kendiliğinden bir zehiri var. Kendiliğinden bir hız azaltması var, defans azaltması var. Ama hani hasarının büyük bir çoğunluğu normal vuruştandır mı geliyor yoksa zehirden mi geliyor oyunun başında emin olun ki zehirden gelecektir. Bunlara bir diğer örnek ise sadece vuran bir karakterimiz var o da Zinogre. Zinogre e, sadece karşıya vuruyor elbette zayıflatma veriyor elbette e, takımı hız arttırıyor atak azaltıyor falan ama hani ana hasar verme türü saf bir hasar. Anlatabildim mi? Ama mesela diğerlerinin ki karışık zehirle beraber vurma ee, hem zehir veriyor hem yavaşlatıyor falan filan. Hani birbirinden farklı şey var. Ama hasar türü %50-50. Hem normal vurmaları var hem de yanında e, zehirleme var. Burada da sadece normal bir vurma söz konusu. Bunların bir diğeri ise HP yanı veren karakterler. Burada kafamıza en yakın gelen karakter Ninja. Herkesin oyunda bildiği e, bir yayıncı olan ve bununla beraber oyuna eklenen bir Promosyon karakteri iki defa oyunda dağıtıldı. 80 bin incelemesi var zaten. Herkesin göz bebeğidir kendileri. Ninja'nın hem normal hasar var. Normal bir saldırı karakteri hem de HP yanığı ile beraber vurduğu bir hasar var üzerine bir de bu HP yanıklarını patlatabildiği için hasarı gerçekten çok 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 yükseliyor birbirinden farklı hasar verme şekilleri var bunların yanına alan hasarlarını ekleyebilirsiniz her hasarı alan vuran karakterler olabilir Big Un olabilir Arix olabilir A1 ile tüm düşmanlara saldırıyor A2 ile tüm düşmanlara saldırıyor ama burada Arix'in Diğerlerinden ayrılan yanını belki fark etmişsinizdir belki fark etmemişsinizdir. Örneğin Ninja'nın, e, Kael'in e, ve Zinogre'nin Oyuncu türleri Saldırı bakın Ninja'nınki Saldırı pardon, Zinogre saldırı Ninja saldırı Ve Kael ise Bir saldırı karakteri Gördünüz mü? Ama Örneğin Bir adet Tumlord yani kabir lordu Defansif Destek karakteri Aslında Defansif denemez Destek karakteri Destek karakteri ol oluyor olması Bu karakterin hasar veremeyeceği anlamına gelmiyor Arix Örneklerimizden bir diğeri Bir HP karakteri oluyor olması Bu karakterin hasarına bir şey eklemiyor veya azaltmıyor Emin olun bir saldırı karakteri kadar da vurabilir. Belki bir saldırı karakterinden daha az da vurabilir. Bu karakterden karaktere değişen bir olay. Türü burada önemsiz. Mesela burada Kabil Lord'u evet hem hız azaltıyor hem zehirleme veriyor hem defans azaltıyor hem atak azaltıyor. Ekstra tur alıyor. Karşın dönüş metresini azaltıyor falan bir sürü şey yapıyor. Ama bunun yanında da vuruyor. Vurmaya devam eden bir karakter. Support olması bir Destek olması vurmasına Engel Değil burada Arix ee, Arix örneğinden devam edeceğim çünkü oyuna Günlük girişe de verilen bir karakter Elbet Bir gün hepiniz olacaktır e, Tüm düşmanlara saldırması A1'de e, A2'sinde sersemletmesi artı yine tüm düşmanlara saldırması ve A3'ünde HP karakter olmasının ona verdiği müttefik koruma ve saldırı özelliği var. Karşı saldırı özelliği var. Karşı saldırı niye var? A1'i alan vurabiliyor diye falan filan. Yani karakterin tasarımsal olarak HP karakteri ama bir e, saldırı karakteri bir yandan da HP karakterinin olmasının farkı karakterin HP'sinin atana karşı göre daha da fazla olması görüyorsunuz. Bakın buradan bir adet ninja'ya döndüğümüz zaman HP'si nasıl azaldı ama atağı nasıl arttı. Buradan bir Zinogre'ye baktığımız zaman HP atak dengesi farkındaysanız Arix'e göre daha farklı. Bir Tumor'da baktığımız zaman HP atak defans dengesi daha ortalama düzeylerde. Görüyorsunuz. Burada hasarcı karakterlerimizi birbirinden farklı şekillerde ayırabiliriz. Burada en önemli ayıracağımız nokta karakterin ne ile hasar verdiği. Bakın, şuna bağlı hasar atak. Şuna bağlı hasar atak bu zaten atak vurmuyor. Eee nişeye baktığımız zaman şuna bağlı hasar atak, şuna bağlı hasar atak, şuna bağlı hasar atak. Asıl bakmamız gereken yer karakterin saldırı mı, HP mi, defans mı, o mu, bu mu olduğu değil. Karakterin neye bağlı vurduğu e, Kabil her ne kadar bir destek karakteri olsa da karakterimiz atağa bağlı vurduğu için atak kasmamız gerekiyor. Örneğin Razim bir defans karakteri ama bir hasarcı olarak kullanıyoruz ve karakterimizin yetenekleri defansa bağlı hasar, defansa bağlı hasar, defansa bağlı hasar. Örneğin Arix örneğinden devam edelim. Bakın HP'ye bağlı, HP'ye bağlı hasarlar. Örneğin Fatalis, HP'ye bağlı, HP'ye bağlı, HP'ye bağlı. Yani karakterin HP olması yetmez. Bir de hasarının neye göre olduğu karakterin destek olması karaktere devamlı isabet hız kasacağımız anlamına gelmez. Karakteri atak kasarsak da vurabilir. Ee, burada bir adet e, istisna var o da max hp hasarcıları bu hepinizin en yakinen tanıdığı soğuk kalp olabilir. Ee, soğuk kalbin a 1 atak, A2'si atak olmasının yanı sıra A3'ü hem atak hem de düşmanın max HP'sine göre vuruyor. Yani buranın bir çarpan olduğunu unutmayın. Buradaki çarpan karşının max HP'si olduğu için sizin kritik demeyiciniz burada en önemli husus oluyor. O yüzden ee, oyunun erken aşamalarında soğuk kalbinize yüksek kritik demeyic yüksek HP kasmayı unutmayın. %70'te oran yapın çünkü A3'ünde %30'luk var burada karakter boyutlarına çok girişmek istemiyorum ama karakterlerin neye bağlı hasar verdiğini öğrenirseniz karakterlerinizi kuşanırken daha rahat edersiniz gelin bir de savunma karakterlerine bakalım savunma karakterleri birbirinden farklı olabilir bunların hasarcısı olabilir bunların kitle kontrolü olabilir bunların e, savunucusu savunan şekilde olabilir veya bunların hip, hibrit şeklinde olanı olabilir Örneğin en basitinden yine neredeyse herkesde olan Ölüm Şövalyesi Tam anlamıyla bir savunma karakteri Çünkü takım arkadaşlarınızı devamlı ilk vuruşunu üzerine alan bir karakter Gücü e, Ölüm Şövalyesi Her zaman takım arkadaşlarına gelen ilk normal vuruşu düz vuruşu alan vuruşun değil Üzerine alıyor ama Burada örneklerinden bir diğeri ise Tormin hem bir ee, atak karakteri yani saldırı karakteri savunma olmasına rağmen savunmaya bağlı olarak vuruyor bakın defansa bağlı olarak karşıya vuran bir karakter bunun yanı sıra ise bir karşıyı da kitleyen bir karakter dondurmasıyla beraber yani hibrit dediğimiz bir karakter bunların yanında yine Valkyr her ne kadar karşıya vurabilse de bir yandan da takım arkadaşlarınıza hem kalkan hem karşı saldırı verip karşında dönüş metresini manipüle eden bir karakter yani birbirinden farklı ekstra özellikleri var. Burası da gerçekten baya baya önemli. Ee, buradan bir diğeri ise mesela arayıcı arayıcı bir savunma karakteri olmasının yegane olayı kritik vuruşa maruz kaldığında defans arttırabiliyor olması. Ama bir savunma karakter olmasına rağmen %30'luk bir dönüş metri arttırma ve atak arttırması var. Yani karakterin savunma olması sadece onun savunma özellikleri vereceği anlamına gelmez. Birden farklı özellikler de katabilir. Savunma karakterleri birilerini diriltebilir. Savunma karakterleri birilerine sersemletme atabilir. Veya savunma karakterleri birilerine bakın ekstradan özellikler basabilir. Aynı bunlar bu şekilde e, aynı Bakın bu şekilde e, O yüzden bir karakterin tipi önemli değil e, tipi tasarımına Elbette bir şeyler bize çağrıştırıyor ama genel olarak yani genel olarak e, tipinden çok yeteneklerine önem gösterin burada bir diğer karakterlerimiz ise HP karakterleri HP karakterleri bakın fark ettiyseniz e, savunmadaki kuleyle pardon, ee, savunmadaki heliket ile kulenin arasında am şam çok farklılıklar yok. Bakın bunun da A üçünde bir hasar bloktan var. A2 kalkan falan filan. Ama ee, bakın HP'ye döndüğümüz zaman kulede de bir A3'te hasar bloktan var aynısından. Ama A2'de Aktif becerileri bloklama. Belki hani desteğe yönelik şeyler falan filan. Anladınız mı? Bir şeyler daha var. İşin özünde bakarsanız. Ursuga bir HP karakter olmasına rağmen bakın hayvan gibi takım arkadaşlarınızı koruyor ve karşıya dezavantaj veriyor. Alex bir HP karakter olmasına rağmen karşıya hayvan gibi vuruyor. Belki bilmiyorsunuzdur Taras bir HP karakter olmasına rağmen hayvan gibi e, hasar veriyor oyunun en hasarcısı açık ara. E, bir İnsan yeğenimiz var. İnsan yeğeni hepiniz biliyorsunuzdur. Her ne kadar bir HP karakteri olsa da karakterimiz öldürülemezlik avantajı veriyor. Anız her ne kadar bir HP karakteri olsa da ataktan vuruyor ve ağaçı e HP'den vuruyor. Bakın burası hibrit ve bir başka hip, hibrit özelliği de burada düşmanın max HP'sinden. E, o yüzden bir karaktere baktığınız zaman ilk başta ne neyle vurabilirim? hani bir vuran bir karakterse, sadece bir karakterse neyle vurabilirime bakın. Veya bu karakteri ben nasıl kullanabilirime bakın. Burası gerçekten çok 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 önemli. Ee, bunları nerede kullanacağınıza birazdan değineceğim. Ee, video 11 dakika olmuşken de bu videoyu 20 dakikada tutmak istiyorum. Burada en önemli konu destek konusu. Çünkü destekler birbirinden çok farklı yerlere hay ayrılabiliyor. Ee, Can basan destekler olabiliyor. Agresif destekler olabiliyor, müttefik atak veren ve karşı kitleyen destekler olabiliyor, e, takımını boostlayan destekler olabiliyor, hem karşıya zarar veren hem takımına yardımcı olan, hem karşıya zarar veren hem takımına yardımcı olan, tamamen takımını savunmaya çalışan tamamen takımını savunmaya çalışan hem karşıya zarar veren dönüş metre basan karşıya zarar veren yani destek karakterleri neyi desteklediği birbirinden farklı şekillerde olabiliyor destek karakterleri senin dönüş metreni de arttırabiliyor destek karakterleri karşın dönüş metresini azaltabiliyor destek karakterleri senin hayata dönmeni de sağlayabiliyor de Destek karakterleri senin ölmemeni de sağlayabiliyor. İşin özünde gerçekten destek karakterleri Birbirinden farklı şeyler yapabiliyor burada en önemlilerinden birinden bahsetmem gerekirse Hani şu konuda önemli ee, bir destek karakter olmasına rağmen hasar veren bir kabir Lord var ve bir de diğeri e, Badel var bir destek karakter olmasına rağmen A ikisinde hem destek özellikleri ne sahip hem de zehirleme verebiliyor tüm düşmanlara yani karşıya hem saldırabilen hem de kendi takım arkadaşlarını koruyabilen koruyan bir arkadaş hem de örneğin karşıdaki zehirlemelerle takım arkadaşlarını daha fazla vuruyor yani gerçekten hem destekliyor kendi tasarımıyla beraber hem de karşıya zarar verebilen bir durumda. Bunlardan bir diğeri bakın Theodor yine karşı hem zayıflatabiliyor hem sana hız basıyor hem karşı zehirli hem zehir hassasiyeti veriyor. Anlatabildim mi? Birbirinden farklı şeyleri yapabilen birbirinden farklı türde karakterler var. Elbette türler karakterlerin neye hizmet ettiğine yardımcı olabilecek şekillerdeler ama tam anlamıyla bu karakter destek dediğin zaman hep aynı şeylerden bahsetmiyorsun. Burada dört farklı şey var ama Destek karakteri de hasar verebilen bir karakter olabiliyor. HP'de, savunmada, saldırıda. Burada en önemli şey ne ile hasar verebildiğine, ne ile karşıya e, zarar verebildiğine ve ne ile takımına yarar sağlayabildiğine çok 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 önemli şekilde bakmanız gerekiyor. Burada açıkçası en önemli olay bu. Burada kalıntı giydirmeye bu videoda geçmeyeceğim. Çünkü bu videolarında hap yeterinde. Sabah kahvaltınız ilk yaparken, öğle yemeğinizi yerken, öğle aranızda izleyebileceğiniz videolar olmasına özen gösterebiliyorum. Elimden geldiğince hızlı hızlı sizlere anlatmak istiyorum. Ee, karakter tasarımlarına ilerleyen aşamalarda gireceğiz. Örneğin bir Wukong'un nerelerde nasıl kullanıldığını, örneğin bir Zinogren'in nerelerde nasıl kullanıldığını, birden farklı boyutlarla karakterlerin nasıl kullanıldığını ve bunları nasıl Kuşandığımı da göstereceğim. Örneğin de Optimizer'ı sizlere anlatacağım. Bu videolardan, e, bu video serilerinin içerisinde kullan, kullanabiliriz. Bir sonraki videolarda kalıntılara geçeceğiz. Belki ondan sonraki videoda e, istatistikleri anlatır. Sonrasında Herades Optimizer'ı sizlere anlatabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yarın saat 11'de tekrardan görüşürüz. Bay bay.